Gürcistan'dan Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiler. Burada buluş amaçlarını ve kim olduklarını öğrenebilir miyiz? Şekit Kuaris, Tamu Gülbinot Konitavi, da Akçamosmos Mizani. Միվես ալմեվի թուրքետիս տելեմ ուրեմլեպս, մե գոբարի սախեմցիպոս թուրքետիս տելեմ ուրեմլեպս, մե գոբարի սախեմցիպոս թուրքետիս տելեմ ուրեմլեպս. Peki, bir gezi düzenliyorlar Türkiye'de. Bulunuş amaçları, bu gezinin amaçları nedir beyefendiye sorabiliriz? Türkiye'deki Respublikaşı, ehli amcere çaviz bir Türkiye'deki Gürcülerin yaşam alanları, dilleri, kültürleri analizi incelemek üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş bulunuyoruz. Bizim amacımız Türkiye ile Gürcistan halkları arasında dostluk ve kültürel ilişkilerine katkıda bulunmak ki Türkiye'li Gürcüler Türkiye'nin vatandaşları olup aynı zamanda Gürcüler olarak Türkiye ile Gürcistan arasında sağlam bir köprü teşkil ediyorlar. Ama biz bu ilişkilerin katkıda bulunması amacıyla buraya gelerek bizim bilimsel bilgi ve çalışmaları çerçevesinde Türkiye Gürcüleri incelemelerde bulunuyoruz. Yani dilleri, ananeleri, gelenekleri, bütün bunları inceliyoruz. Türkiye'deki gezi nereden başladı? Nereleri ziyaret edeceğiz? Ardaşen'den irti dreda. İlk önce biz Ardaşen'de bir gün içerisinde, ondan sonra Unye, Fatsa ve Giresun'a Türkiye'de yaşayan Gürcülerin yaşam alanları, köyleri gezdik. Onların dillerin, konuştukları dillerin özelliklerini inceledik. Bu bizim Gürcistan'daki Gürcü nüfusun ve Türkiye'deki Gürcülerin konuşma dillerin benzerlikleri, ayrılıkları, sosyolingüistik özellikleri, bütün bu özellikler ve bütün bu bilimsel kriterler bir açısından sadece bilim içinde kalmış gibi gözüküyor ama bunun pratik bir neticesi var. Mesela Türkiye'de yaşayan Gürcülerde öyle bir sözcükler var ki, öyle bir cümleler kuruyorlar ki bu artık Gürcistan'da yaşayan Gürcülerde kalmamıştır. Bu da Gürcü dili geliştirmek açısından çok önemlidir. Gürcistan'da yaşayan Gürcüler ve Türkiye'de yaşayan Gürcülerin yaşam biçimleri arasında ne gibi farklılıklar var? Yani geleneklerini sürdürüyorlar mı? Karadeniz'de yaşayan Gürcüler, Gürcistan'ın Acara bölgesinde de diyor, bu bölgesinden gelmişler ve tabii ki beraberinde Gürcülere özel olan ananeleri, tradisyonları, adetleri, evin kurma biçimleri, ev inşaat biçimleri, bütün bu bütün bunları, bu kültüre, bu etnik kültüre ait öğeleri burada da gözüküyor. Mesela Gürcistan'daki ev inşa etme, Gürcistan'daki ananeler, adetler, düğünleri, törenler aynı şekilde ya da benzer bir şekilde Türkiye'deki yaşayan Gürcülerde de görülmektedir. Benim amacım, bir etnolog olarak benim amacım Türkiye'deki yaşayan Gürcülerin konutları, ev aletleri, aileleri, düğünleri, törenleri, bütün bu bunları incelemek, Gürcistan'daki Gürcülerde olan aynı kültür özellikleriyle karşılaştırmak ve bu konuda bilimsel çalışma yapmak. Diğer açısından da Türkiye içerisinde yaşayan Gürcülerin diğer etnik gruplarla iletişimleri ve bu iletişimlerin Türkiye'deki Gürcülerde nasıl yansıdığını da incelemeleriz bizim ilgi alanımız içerisinde. Türkiye'de yaşayan Gürcülerle ilgili yapılan çalışmalar sanırım bir yayın haline getirilecektir. Bu yayınlar Türkiye'de yaşayan Gürcülere ulaştırılacak. Daha önceden belirttiğim gibi tabii ki bizim bilimsel çalışmaların sonuçları bir şekilde yayınlanacak. Ancak şöyle belirtmek istiyorum. Biz sadece Türkiye'de yaşayan Gürcülerin kültürü değil de Türk ve Gürcü halkları arasında kültürel ilişkileri de inceliyoruz. Hani bu Türkiye'deki yaşayan Gürcülerin Türkiye devleti içerisinde yaşam biçimi ve bu açısından da Türkiye-Gürcistan halkları arasında kültürel ilişkileri. Bu önemlidir. Özellikle altını çizmek istiyorum. Türkçe etnoloji öğrenmesine bizim bu çalışmanın bir sonucu olarak bu sonucu bir kitap halinde getirilecek. Gürcistan'da etnolojik ekolü çok güçlüdür, çok gelişmiştir. Gürcistan'da bizim bilimsel heyetin çalışmaları sonucu çıkan kitap sadece Gürcü okuruna yarayacak, Gürcü bilim adamlarına yararlı olmayacak. Bu Türkiye etnologlarına, bilim çevrelerinde çok yararlı olacaktır. Onun için biz
yaptığımız çalışmaların sonucu bir raporları hazırlayıp bu raporları birlikte bir kitap haline getireceğiz ve tabii ki bu kitabın Türkiye'li Gürcülere ve Türk topluma, genellikle Türk topluma bir şekilde ulaştıracağız. Yani tercüme edeceğiz ve bir şekilde bunu Türk okuruna tanıtacağız. İstanbul Gürcü Kültür Merkezi Derneği Başkanıyım. 2008'de kurduk bu derneği. O günden beri de Türkiye ile Gürcistan arasındaki kültürel ilişkiler ve özellikle Türkiye'deki Gürcülerin dil ve kültürel gelişimiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstanbul Gürcü Kültür Merkezi aynı zamanda 21 ilden bir araya gelmiş insanlardan kurulmuş ve her yerde bağlantımız var. Bu ilişkilerimizin yararlı olacağını düşündük. Dolayısıyla rehberlik yapıyoruz. Giresun'u gezdik. Ulancağın Tepeköy'ünü ziyaret ettik. Oradaki Gürcülerle sohbet ettik. Fatsa'ya geldik, Ünye'ye geldik. Oraları gördük. Salı Pazarı'na çıkmak istiyoruz şimdi. Orada Fidencik Köyü'nde yaşlı bir amcamız var. Onunla görüşeceğiz. Kestanapınar Köyü'ne çıkacağız. Orada bir iki yıl önceden belirlediğimiz insan var. Onları göreceğiz. Yarın sabah da buradan Sinop'a gideceğiz. Sinop'tan İstanbul'a kadar devam edecek bu yolculuk. Siz de Ticaret Odası Başkanı olarak bir Gürcü kökenli vatandaş olarak Gürcistan'dan gelen Gürcü profesörlere ev sahipliği yapıyorsunuz. Neler söylemek istiyorsunuz? Bizim köylerimizde kültürünü unutmayan, Gürcüceyi iyi bilen insanları bu gelen misafirlerimizle buluşturacağız. Dolayısıyla Gürcistan'la Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri pekiştirmek ve burada kültürlerini unutup unutmadıklarını daha iyi tespit etmelerine yardımcı olacağız. Daha önce de bildiğiniz gibi Gürcistan Cumhurbaşkanı'nı misafir etmiştik köyümüzde. Şimdi de kendileriyle konuştuk. Yeni Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da davet ettik. İnşallah ileriki günlerde yine yeni Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı da televizyonumuz aracılığıyla davet etmek istiyoruz.